Dünya malına iştah bu. Nerede eğlence varsa ben oraya gidiyorum. Evet. 21 seneden beri mangalda kumru yapıyorum. Yeni adam bir daha gelip alıp yiyor. Oo, nasıl sucuklu olsun. Gevrek sata sata her şeyimi aldım. Hemen aldım, hemen. Dino demek deli demek. Diyadin Baran, Diyarbakır Bismil doğumluyum, 74 doğumluyum, evliyim, iki tane çocuğum var, biri 23 yaşında, biri 14 yaşında. Okulu 5'e kadar okuduk, doğru düzgün de zaten okula gitmiyorduk, yani defter yoktu, kalem yoktu. Böyle yaşımız böyle hayvanların başına geçti. Sonra da işte yaş oldu 14, çobanlık yaptım. Aylık bize veriyorlardı 50 milyon o zamanın parası. O da 10 lira 20 lira öyle. Ay başına kadar 50 milyonu tamamlıyordu, öyle veriyordu. Sigorta yok, hiçbir şey yok. Ondan sonra büyük abim İzmir'e geldi, siz de gelin dedi. Oradan böyle bıraktık, yavaş yavaş İzmir'e geldik işte. O zaman tabii yine bekar, yine geliyorduk buraya 3 ay, 4 ay. Böyle çalışıyorduk, çekip gidiyorduk. 17 yaşlarından vardım. İzmir'e geldik, yine gevrek satıyorduk. Askerlik zamanı geldi. Askere gittim, askerimi yaptım. Tekrar yine İzmir'e geldim, yine gevrek satmaya. Birkaç gün böyle sattım. Ondan sonra bıraktım dedim, gevrek dedim, satmayacağım dedim. Gittim gazinoda çalışmaya. Komi olarak çalıştım. Oradan böyle başladım. 3,5 sene de orada çalıştım. Ondan sonra böyle trenle böyle Diyarbakır'a gidiyordum. Orada eşimi orada buldum. Onlar da çalışmaya gelmişlerdi buraya fındık toplamaya. Tarlada çalışmaya. Ondan sonra böyle 2 ay, 3 ay tanıştık böyle telefonda. Ondan sonra kızı kaçırdım, buraya geldim. Barışmak için 55 tane koyun verdim. Bir de 1000 mark, o zaman mark vardı. 1000 mark verdim. Ondan sonra barıştık. Barıştıktan sonra 2 ay Diyarbakır'da kaldım. 2 aydan sonra evi buraya getirdim. İzmir'e geldik, hiçbir şey yoktu. Ne tüp var, ne kaşık var, ne hiçbir şey. Bir yatakla İzmir'e geldim. Ondan sonra bir başladım burada. Gevrek mevrek, onu aldım, dolap aldım, televizyon aldım, şunu aldım, bunu aldım, evi kurdum. İzmir'e geleni 35 sene oldu. Kumrucu 21 seneden beri şu gıda çarşısında aynı yerde kumru gevrek satarım. Soğuk kumru yapıyorduk sadece. Bir gün Alaçatı'ya gittik. Aciz ne yiyeceğiz gece saat 10, ne yiyeceğiz şaşırdık. Lokantalara gidersek yarın için yol parası da kalmayacak cebimizde. Dolaştım, ara baktım kumrucu Şevki. Ben de baktım kumru yapıyor. Sıraya bir geçtim, 7 milyon dedi. Ben hemen sırada çıktım çünkü yarın için para kalmayacak. Evvelsi gün İzmir'e geldim. Ben dedim, ben de başlayacağım. Sonra da müşteri bir alıştırdım ona. Bu sefer soğuk gitmiyor, hep sıcak gidiyor. Hemen ablama, hemen. Oo, nasıl sucuklu olsun. At gitsin, bereket versin. Sağ ol. Çok çektim. Benim çay kaşığım bile dondurma tahtası var ya, benim çay kaşığım oydu. Yani hiçbir şey yok. Ne tüp vardı, hiçbir şey yok. Gevrek sata sata her şeyimi aldım. Kumrudan sonra benim işlerim daha da iyi oldu. İkiye katlandı. Benim kumrularımda sadece Antep biber salçası, keçi peyniri özel Ahmet Bayer'den alıyorum. 21 seneden beri orada alışveriş yapıyorum. Sucuklarımı da aynı onlardan alıyorum. Afyon'da her hafta adam kamyonetle full yapıyor, getiriyor. Benim kumrularım 15'e ben satıyorum. Ben millet gibi yani fazla vermiyorum. Dün benim müşterilerim aynı acı gevrekler, acı börekten, acık da kumrudan yevmiyelerimi öyle çıkartıyorum, çekip gidiyorum. Mallarımı da saat 2-2,5 demeden bitiriyorum. Sabah geliyorum saat 6.30'da camekanın başına. Camekanı temizliyorum, satışa başlıyorum. Gevrek satıyorum, boyoz paça satıyorum, soğuk kumru satıyorum. 130 tane mangalda satıyorum, 25-30 tane de sabah soğuk kumru satıyorum. 21 seneden beri mangalda kumruyu yapıyorum. Yeni adam bir daha gelip alıp yiyor. Başka yere de gitmez. Beni belediyeler zorluyor. Artı bir de oranın kirası pahalı. Bırakmıyor, mangal yakayım. Geliyor, mangalımı da alıyor, cezayı da yazıyor. Oranın kirası da veriyorum. 2 milyar kira, zam gelecek, kaç para olacak bilmiyorum. Bıraksalar hani bizim mangalımızı almasalar geçim olur. Gevrekte artık para pul kalmadı. 21 seneden beri kışın da oradayım. Kışta da soğuk çekiyorum. Yaz oluyor,
yazda da sıcak çekiyor. Mangalı da yaktığın zaman temeli zaten yanıyorum zaten. Ailem Diyarbakır'da, onlar hepsi. Ben burada tek başıma kaldım. Bizim fırıncı, Allah razı olsun, dedi gel dedi, ikinci kata açı, iki oda var dedi. Boy attırdı bana, bir yatak verdi, bir de çekyat aldı bana. 4 seneden beri orada idare ediyorum. Ya ailede ayrım oldu mu çok zor oluyor. Yani kolay değil yani. Şimdi bazı insanlar diyor işte bekarlık sultanlık, bekarlık sultanlık hiç dedi. Hani akşam gidiyorsun, bir yemek yok, bilmem ne yok. Ama ev olduğun zaman gidiyorsun bir sülü yemek, bir sıcak yemek, bir çorba, bilmem bir şey. Ailem Diyarbakır'a gitti çocuklar. Buca altyapımda oynuyordu. Diyarbakır'da hoca onu internette görüyor. İley gel buraya. Çocuk da İley dedi gideceğim yani. Ben dedim gitme dedim. Burada oyna dedim. Yok ya dedi sen dedi hep benim önümü kesiyorsun, bırakmıyorsun. O gitti. Annesi dedi o giderse dedi ben de gideceğim dedi. Tabi o zaman bundan 4-5 sene evvel bizim Diyarbakır'ın içinde çatışma vardı. Onu başına dedi bir şeyler gelirse dedi millet demeyecek sen bilmiyor musun burada çatışma var diye onu gönderdim buraya. Dedim sen de git dedim hele bakayım bunun sonuç ne olacak ondan sonra duruma bakarız. Futbol oynamaya gitti ama nasip olmadı damar kopunca nasip olmadı artık. Yani bitti hayatı bitti futbolun. İnşallah hepsi gelecekler buraya orada ne yapacaklar? Bizim orada patozlar vardı. Yaz gelince patoza gidiyorduk saman yapmak için. O da çalışıyordun o yazın o sıcağın altında. O da doğru düzgün para vermiyorlardı. Sigorta yok, hiçbir şey yok. Hiç kimse hiç kimseye malını vermiyordu. İnan abla halal parayla hiç kimseye mal mülk sahibi olmuyor. Ben kaç kişi böyle tanıyorum, hep böyle haramla yükselmişler. Biz halaldan böyle kazanıyoruz. Diyarbakır'da zaten biz hep böyle daire maire diye görmedik. Hep çamurlu evlerde. İzmir'e geldik, öyle daireleri, öyle apartmanları gördük. Şimdi ben Diyarbakır'a gidiyorum. Tabii 30-35 seneden beri. Şimdi ben bakıyorum ki Diyarbakır'daki apartmanlar, daireler İzmir'de yok. Bu yaşta ben köye gitmem. Çünkü köye gidersem ne yapacağım? Hiç şey, iş yok ya. Burada çalışacağım. Şöyle bir yaş olsun 60-65 tabii o yaşa kadar sağ mıyız, ölü müyüz? Ondan sonra o tarafa geçerim. Hayatımda hırsızlık yapmadım, uç kaçırık yapmadım. Hep böyle anın teriyle böyle kazanmışım, yemişim. Biz 5 kardeşiz, 5 kardeşimizde de daha biz karakolun kapısını bilmiyoruz yani. Çünkü millet yani bizi seviyor. Bizim orada komşular, köyler, bir kavgamız hiç kimseyle de olmamış yani. Herkes bizi seviyor yani. Ha belki modern olmayabiliriz, zengin olmayabiliriz ama insanlar bizi seviyor. Sohbetimizi insan olarak, yani zararsız bir insanız yani. Ben dünya malına hiç tapmıyorum. Nerede eğlence varsa ben oraya gidiyorum. Annem de ölmüş, babam da ölmüş. Vallahi daha insan üzülüyor ama bir gün elbet hepimiz gideceğiz. En iyisi neşeli ol, hiç kimsenin kalbini kırma. Ondan güzeli yok. Evet! Evet! Bizim oralarda, Diyarbakır'da hani küçükten beri küçük insanlara mesela adı Mehmet'dir, Hamo diyorlar. Adı Mustafa ise Müslü diyorlar. Yani hep böyle lakap takıyorlar yani. Bana da Dino dediler. Dino öyle kaldı. İzmir'e de geldim. Arkadaşlar Dino kaldı. Dino demek deli demek. abla deli değilim ki. Yani deli olsam elbiselerimi yırtardım. Sağa sola saldırırdım. Deli gibi bakma, kendini yakma. Bıraksan, 23 yaşında, 24 yaşında evliyim de eşimi de daha bir tane de tokatla vurmamışım. Ne çocuklarıma ne eşime. Oğlana söyledim, gel dedim bak dedim. Yarın öbür gün dedim sen bile, aa dedi, ben dedi gevrek mi satacağım dedi. Oğlum ne yapacaksın? Git o zaman boyacıda çalış, bir inşaatta çalış, bir yere bir çalış. Öyle boş boş olmaz ki dedim. İzmir'de hayat var yani. İzmir'e indim hemen toprağı öptüm ya dedim. Hayat var dedim İzmir'de ya dedim. Ben hemen otobüse bindim geldim buraya. Yok yok dedim İstanbul'a dedim. Tövbe dedim bir daha dedim gitmem dedim. Eskiden saat 5'e kadar 6'ya kadar beklerdim. Hocam Hakan'ın başında.
Şimdi 2-2,5 en geç 3 dedimi bitirip çekip gidiyorum. Sosyal medyanın sayesinde. Müşterilerime hiçbir şeyde eksik etmedim. Hepsi de devam.